Baba, baba. Oha, ha. Oha, ne oluyor oğlum? Hayvan mı kaldırıyorsun? Ne oluyor? Baba, annem geldi, annem. Ha, Bekala, kalk, hadi gel. Kalk oğlum, baskın yedik. Kalk, Zoran, çabuk kalk. Kalk, kalk, kalk. Baskın yedik, baskın. Biz burada yaşıyoruz zaten ya. Kapıda. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Oğlum bu ne böyle salçalık biber gibi serilmişsiniz yerlere? Anne ne yapıyorsun burada sabah sabah ya? Oğlum siz ne yapıyorsunuz asıl? Hem bu ne hal böyle? Ya anne sorma. Belim tutuldu çekyatta yatmaktan biz de yer yatağı yapalım dedik. İyi de oğlum üçünüzün aynı anda mı beli tutuldu? Bu nasıl bir pislik? Bu nasıl bir koku? Allah sizin canınızı almasın ya. Kalkın kalkın. Leş gibi hayvan bağlasan durmaz şurada. Kalkın. Yani bence de çok haklısınız Hacer anne. Yani biz zaten zor sığıyoruz buraya. Aman lütfen hayvan falan. Kalk oğlum kalk. Seninle konuşacaklarım var. Gel. Benle. Kalk. Tamam. Anne terasta konuşsanız biz yatacağız daha ya. Sus sus şuraya kalk. Lafımın üstüne laf koma Ahmet. Kalkın düşürüz başınızı değişir. Gel oğlum. Otur bak çok vaktim yok. Hemen lafa gireceğim. Seni severim bilirsin. İyi bir çocuğa benziyorsun. Belli ki sanatında da başarılısın. Sana bir teklifim olacak. Gel benim dükkanda çalış. Vay hain vay. Ulan bu Hacer de senin gibi hain ha. Şşt sırasım şimdi sus. Ama ben yani ben gerçekten böyle bir şey yapamam. Yani çünkü Zekeriya ustama, Nuriye anneme çok ayıp olur. Anne mi? Nereden anan oluyormuş o kadın senin? He? Öyle bedavadan analık olur mu? Oğlum sen benim evimde oturuyorsun. Ben senin anan sayılırım. Tamam da biz buranın kirasını ödüyoruz. E verme oğlum. Niye veriyorsun? Senden kira isteyen mi oldu? Oldu yani. Arif Usta benden yani hem 500 euro kira aldı... ...hem 200 euro depozito aldı benden. Ne kadar ayıp. Olur mu ya? İnsanlığa sarmış mı ya? İşte Arif diyorum adam değil. Neyse sana depozitoyu falan hepsini veririm. Sen hiç onlara canını sıkma he mi oğlum? Benim yanımda çalıştığın müddetçe ben sizden kira mira istemeyeceğim oğlum. Nasıl? Kira vermeyeyim mi dedi o? Hiç onlara sen şey yapma. Ayrıca o dükkandan ne kazanıyorsan iki katını şak diye vereceğim. Ya ben çok teşekkür ederim ama yani ben... Ya ben para için kimseyi satamam. Oğlum lan sana adam sat falan diyen yok ki oğlum. Yani bu bir teklif. Ayrıca da benim dükkanda böyle personel gibi çalışmayacaksın. Öyle kendini öyle şey hissetme. Ben sana aile teklif ediyorum. Yani diyorum ki gel oğlum bizim aileden ol diyorum. Yani bir ana sıcaklığı hisset diyorum. Gurbette de bir ailen olmuş olur diyorum. Yani aile gibi ya bunu bir düşün. İyice bir düşün bunu. Zula. Bak şu an her şey çok karışık. Benim kafam çok karışık. Kalbim çok karışık. Hiç beklemediğim bir anda çıktın geldin. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hem sen bizim personelimizsin. Yani. Niye bu kadar düşünüyorsun oğlum lan? Düşünecek ne var acaba ortada? Öyle dalıp gidiyorsun. Mis gibi teklif öyle bir şey yapma ama bak ben de biraz şeyim bir sinirsel. Bak ben seni bizim dükkanın şef aşçısı yapacağım. Suzan'ıymış, Beysi'siymiş, Ahmet'iymiş hepsi senin emrinde çalışacak. Ama Arif Usta var o ne olacak? Arif Usta'nın sizden yeryüzünde gelmedi. Yok ondan. Bitti. Arif Usta, Arif Usta. Gittiği seni o dükkandan adımını atamaz içeri oğlum. Oğlum ben tek başımayken de ne kadar bu işin altından kalkabileceğimi gördüm. Ama birazcık daha ekibimizi böyle güçlendirirsek daha iyi olacağız. Vay, vay, vay.
Lan koynumuzda yılan beslemişiz, görüyor musun ya? Sus! Gitsin öyle konuşursun, sus! Anladım. Ama ben ne diyeceğimi bilemiyorum Hacer teyze. Teyze mi? Anam diyeceksin. Hacer anam. Anacığım! Öyle içinde hisset, ben senin ananım oğlum. Tamam. Tamam. Kurban olduğum, şimdi git. Hemen konuş onunla. Benim dükkana geç. Bekliyorum seni. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah dizisinin YouTube kanalını takip ediniz.